Pazar, Cizre, Nuh Turizm'in faaliyetleriyle devam ediyor. Firmamız 92 senesinde babamın ufak atılımlarıyla Cizre İtimat, Cizre Turizm, Cizre Nuh Turizm adıyla 2000 yılında Özlem Cizre Nuh olarak Türkiye'nin her yerine düzenli olarak büyüme aşamasında ve her yere hizmet etme çabasında. 2003-2004 senesinde Irak yurt dışı servislerimiz yavaş yavaş tek tek şekilde bugünümüze kadar düzenli olarak yolcu taşımacılığı yapmaktayız. Irak tarafında 15 adet otobüs ile düzenli olarak günde 5 servis kaldırarak Türkiye'ye yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Irak'ın girişinden Zaho, Duhok, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye seferlerimiz mevcuttur. Başımıza gelen olay da yolculardan mesela bir ihbar üzerine asılsız ihbarlar ve asıllı ihbarlar gelir. Durduğunda mesela arabada geçen bir ay içinde bir tane arabam 20 tane yolcusu vardı. Bir tane yolcunun çantasında yasal olmayan işte sigara şeyler vardı. Şikayet olduğu için arabam da bu sefer mağdur oldu yolcularımla beraber. O yolcuları ben başka bir arabayla Cizre'ye getirip Cizre'den ayrı ayrı saatlerde onları yerlerine dağıttım. Irak'tan gelirken? Evet, Irak'tan gelirken. Otobüs de akşama kadar emniyetin şeyin altında kaldı. Tabii ki kesinlikle biz güvenliğin şikayet etmiyoruz. Ne kadar güvenlik olursa bizim için o kadar iyi. Güvenlik çünkü hepimiz içindir. Tabii. Onu yapmaları güzel ama fakat otobüsün bir suçu yoksa, otobüsten kaynaklanmıyorsa otobüsün bir an önce yoluna gitmesi, bunun sorumlusu kimse onları gözaltına almaları bizim için daha iyi olur. Her otobüsün arkasında ve yan taraflarında 3 çeşit olmak üzere numaramız yazar. Çağrı 724 çağrı merkezi, Türkiye'nin her yerinden çağrı merkezi. Otobüslerin üzerine bu numarayı yazmamızın en büyük sebebi bir yolcumuz otobüsün içinde şikayeti varsa ya da dileği de varsa bunu bir an önce oradan bize ulaştırması. 7-24 yani burada cevap verebilecek bir eleman varlık yapıyoruz. Aynen. Güzel. Gececi ve gündüzcü olarak bunları devreye koyuyoruz. Ve birebir yetkili olarak ben üstünde duruyorum. Birebir yolcuların yetkili birine hemen ulaşması ve bir sorun varsa o sorunun hemen hal olması, bir aksilik varsa da o aksiliğin giderilip tekrar yola gidilmesi için bu durumu istişare ediyoruz. Yani hemen hallediyoruz.